Peki hocam, korunmak için neler yapmalılar? Aileler çocuklarını korumak için neler yapmalı? Alerjinin öncelikle neye bağlı olduğunu tespit edilebiliyorsa onu tespit etmek lazım. Genel bir kavram, genel bir koruyucu önlemler var. İşte evdeki bir takım düzenlemelere gitmek lazım. Rutubete karşı evde önlemler almak lazım. Evde işte yatak, yorgan, her şeyin elyaftan olmasını, yastığın elyaftan olmasını isteriz. Yünlü bir şey istemeyiz. Odada çok fazla toz tutacak eşya olmasını istemeyiz. Mümkünse peluş oyuncaklar, işte evde çok odada çok küçük bir oda ve işte kitaplar ya da işte onların sürekli tozunun alınması gerekir. Yerden yere halı kaplı evler çok istemeyiz. Onlara dikkat etmek gerekir. Banyo giderlerine, işte tuvalet giderlerine, mutfak, ev, lavabo giderlerine hepsinin her gün böyle çamaşır suyuyla temizlenmesi ve oradaki rutubetin oluşmasını engellemek lazım. Banyo yaparken çok böyle kapalı, havasız bir odada kalmaması, mümkün olduğu kadar havalandırması iyi olan bir yerde banyo yaptırmak lazım. Evde hayvan, eğer alerjimiz kedi, köpek ya da kuşa karşı bir alerjisi, onlara bakmamak ya da onlara dikkat etmek gerekir. Bunun haricinde bizim kontrol edemediğimiz bazı alerjen faktörler var. İşte mevsim değişikleri, polenler var. Polenler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak ve onlara karşı da işte polenin çıktığı saatlerde dışarıda olmamak, evi o saatlerde havalandırmamak gibi bir takım önlemler alınabilir. Yapılan önlemler yeteri kadar etkili olmadığı takdirde de o zaman ilaç tedavisiyle bunları kontrol altına almak gerekir.